Üf, benim bugün çok canım sıkılıyor. Hiç evde oturasım yok. Yemek yapmak da canım istemiyor. En iyisi Remzi'ye söyleyeyim de bir yerlere gidelim. He, oyun öyle değil böyle yenilir işte Remzi. Vallahi kaç gündür ben yeniyorum. Artık bir durum ısmarlarsın. Konuşma Necati. Zaten dünkü takım elbiseyi de bana aldırttırdın. Meteliğim kalmadı vallahi. Remzi, canım çok sıkılıyor. Gel sen de bizimle birlikte oyun oyna Kadriye. Hep Remzi'yi yeniyorum. Çok eğlenceli oluyor. Bir kere Kadriye acemi oyuncu. Eğer oynasa ben onu hemen yenerim. Ben oyun oynamaktan zevk almıyorum ki. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Bir yerlere gitmek istiyorum. Hadi Remzi, kalk. Nereye gideceğiz Kadriye? Aklıma hiçbir yer gelmiyor. Bilmiyorum. Arabayı hazırla Sebastian. Elbet bir yere gideriz. Aa, ben bu Sebastian'ı bir yerlerden hatırlıyorum ha. Eski dizilerden değil mi? Çantamı alıyorum Remzi. Fark ettim de Remzi, Kadriye'nin kulakları iyi duymuyor galiba. Hiçbir söylediğime cevap vermiyor. Bence sadece sana takılı Necati. Üf ya, bu Kadriye'nin ben de alıp veremediği nedir acaba? Tabii ki benim Necati. Hadi yürü yürü. Yalnız bak söyleyeyim, öne ben bineceğim Remzi. İlk gelen benim çünkü. Saçmalama Necati. Kadriye varken hiç sen öne oturabilir misin? Saçına başını yolar valla. Ama ilk önce ben gelmiştim. Hep ilk önce sen geliyorsun Necati. Hadi atla atla. Ne yapalım? Biz de arkaya bineriz o zaman. Kadriye, hadi nerede kaldın? Neyse, o gelene kadar ben arabayı ısıtayım. Aa Necati, marş basmıyor. Remzi, unuttun mu? Benim arabam yok. Yani Türkçe konuş, anlamıyorum. Araba çalışmıyor Necati. Bak, anahtarı çeviriyorum, gaz veriyorum ama çalışmıyor. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Hiç bilmiyorum. Ne yapacağız acaba? Remzi, hadi gitmiyor muyuz? Maalesef Kadriye, araba çalışmıyor. Allah Allah, niye çalışmıyor acaba? Bence Mirket'e gidin bir sorun. Saçmalama Kadriye, Mirket araba tamircisi mi? Olsun, onun her şeyi bir tane formülü var. Hadi yürü yürü. Hem ben de ne zamandır Feride'yi görmemiştim. Bir selam veririz. İnşallah evdelerdir. Aa, açmıyorlar Remzi. Dur bir de ben çalayım. Necati ne yapıyorsun? Kapıyı kıracaksın. Belki zili duymamışlardır diye Kadriye. Mirket'e mi bakmıştınız? Onlar evde yoklar. Sabahleyin çıktılar gittiler. Ya tüh. Nereye gittiler acaba? Vallahi ellerinde market torbaları vardı. Galiba alışverişe çıktılar. Hadi size iyi günler. Aa Remzi, koş koş. Hadi markete gidelim. Belki yakalarız onları. Hay Allah'ım ya. Evde ne güzel oturup oyun oynayacaktık şimdi. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Bütün ürünlerimiz taptaze. Daha sabahleyin geldi. Yok, biz aslında alışverişe gelmedik. Mirket buralarda mı? Gördünüz mü? Hani mahallemizin bilim hayvanı eşiyle beraber markete gelmiş. Çok acil onu bulmamız lazım da. Gezmeye gideceğiz de onun için acil. Remzi, sinir etme beni. Aa, onlar buradan bayağı bir alışveriş yaptılar ve gittiler. Ya tüh, gene kaçırdık görüyor musunuz? Acaba nereye gittiler? Aralarında konuşuyorlardı. Galiba başka yerlere de uğrayacaklarmış. Hay Allah ya. Her zaman gördüğümüz Mirket'i arayınca bulamıyoruz. Kadriye, hazır gelmişken buradan alışveriş yapalım. He? Ne dersin? Bak ne güzel sebze meyve var. Market alışverişini de çıkartmış oluruz aradan. Ay, muzlar çok güzel gözüküyor Remzi. Şapırt şapırt.
Al al, hemen alışverişe başla. Saçmalamayın canım. Aa, biz gezmeye gidecektik. Unuttunuz galiba. Çek şu sepeti önümden. Galiba hanımefendi biraz kızdı. Ne yapalım? Biz de sonra alışverişe geliriz. Pardon, bu meyve sebzelerin tazeliği kaç gün sürer acaba? Efendim, bize günlük geliyor bunlar. Hiç merak etmeyin. Ha, iyi o zaman. Akşama da gelebiliriz Remzi. Hadi hayırlı işler. Ama domatesler çok güzeldi ya. Yine koştura koştura eve geldik işte Mirket. Biraz daha dolaşsaydık ne olurdu sanki? Aa Feride, sabah bir alışverişteyiz. Kaç saat oldu? Yeter, benim daha bir sürü işlerim var. İşlerim var, işlerim var. Hiç bitmiyor ki zaten. Haksızlık yapıyorsun ama Feride. Sabah beri seninle birlikteyim. Olsun, mağazalara gitseydik, elbiseler baksaydık. Bir tane çantaya ve ayakkabıya da ihtiyacım var. Görüyorsun, yaz geldi işte. Üf Feride, kim bilir dolabında kaç tane ayakkabın, kaç tane çantan var. Onları kullan işte. Hep böyle yapıyorsun Mirket, hep. Ay, hele şükür sizi bulduk Mirket. Nerelerdesiniz sabah beri? Ben de Feride'ye öyle diyorum işte. Sabah beri dışarılardayız diyorum. Ama o hala gezmek istiyor. Alışverişi daha bitmemiş. Tüh Kadriye, gördün mü? Aile kavgasının tam ortasına düştük. Hadi gel, yavaş yavaş sıvışalım. Aa, dur ayol, bir şey olmaz. Nasılsın Feride, iyi misin? Teşekkür ederim Kadriye ablacığım, sağ ol, sen nasılsın? Benim de canım çok sıkıldı da Remzi'den gezmek istedim ama araba bozuldu. Mirket, bizim arabaya bir bakar mısın? E iyi de Kadriye, ben ne anlarım arabadan? Aynısını ben söyledim. Mirket, araba tamircisi mi dedim ama beni dinlemediler. Olsun Mirket, senin anlamadığın bir şey yok ki. Hadi gel bir bakıver. Feride, sen çantayı içeri alırsın değil mi? Alırım Mirket, alırım, tamam. Bak, millet ailesini gezdirmek için kapı kapı geziyor. Görüyorsun değil mi? Üf Feride. Üzülme Feride, biz seninle birlikte gezeriz. Hem alışverişlere de gideriz. Tamam Kadriye abla, çok teşekkürler. Hadi görüşürüz. En iyisi para biriktirip ben de bir tane araba alacağım. Mağaza mağaza gezeceğim. İyi ki Survivor'da bu arabayı kazandınız. Mahalle şenlendi vallahi. Nesi var şimdi? Niye çalışmıyor? Bilmiyorum ki Mirket. Onu sen anlayacaksın artık. Feride'nin elinden kurtuldum ya, bu da bana yeter. Peki, şimdi sağına soluna bir bakalım bakalım. Farlarda bir şey gözükmüyor. Bu far da sağlam. Remzi, sen arabaya bin. Anahtarı çevir. Bakalım ne olacak. İşte bak, gördün mü Mirket? Marş basmıyor. Bir dakika, bir yanına geleyim o zaman. Allah Allah. Niye çalışmıyor acaba? Hiçbir şey anlamadım. Remzi, sen bu arabaya benzin koydun mu? Evet Kadriye. Daha dün aldım. Aslında ben biliyorum galiba. Ya! Niye çalışmıyor peki? Sen görmedin mi Remzi? Anahtarı çevirince orada bir tane ikaz ışığı yanıyor. E onlar hep yanar Necati. Ama arabayı çalıştırdıktan sonra da hiç sönmüyor. Hani böyle yağ damlatan, hani Alaaddin'in sihirli lambası gibi olan. İşte o. Evet, şimdi anladım. Sen bu arabanın yağ takviyesini yapmamışsın Remzi. Tüh be, nasıl da unutmuşum. Hakikaten doğru. Ben onu hiç kontrol etmemiştim. Necati, niye bunu sabah beri söylemiyorsun? Bize orayı buraya dolaştırıp duruyorsun. Bak, bütün günümüz bitti, gördün mü? Ne bileyim Remzi. O sinyal lambasını sen de gördün zannettim. 40 yılın başı bir şey bildin Necati. Ama çok geç bildin. Sayende akşam oldu. Daha da bir yere gidemeyiz artık. Aferin sana. Ama Kadriye, arabadaki yağı ben bitirmemiştim ki. Yine suçlu ben oldum ya. Üf.